Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik 1 dersine hoş geldiniz. İkinci dersimizin konusu genel enerji analizinden oluşacaktır. Termodinamik kolaydır diyoruz. Bu videoyu izlemeden önce ve bu videoyu izledikten sonra yapacaklarınız www.hüseyingunerhan.com adresinde bulunmakta. Bütün burada bulunan bilgiler bir bütün olarak ele alınıp çalışılır ve incelenirse termodinamiğin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Evet, ilk dersimizde sistem çevre sınır tanımını güzelce yapmıştık. Bir kez daha üzerinde duralım ve yeni bilgiler de vermeye çalışalım. Sistem kontrol kütlesi veya kontrol hacmi adını alabiliyordu. Kapalı sistemler kontrol kütlesi, açık sistemler kontrol hacmi ile isimlendirilebiliyordu. Tabi aralarındaki en önemli fark ve tek fark açık sistemlerde sınırdan kütle giriş çıkışı oluyordu. Sistemin sınırını biz kısaca sınır, sistem sınırı, kontrol yüzeyi olarak isimlendirebiliyoruz. Açık sistemlerde kontrol yüzeyi diyoruz. Bunun dışında sistem sınırının dışında kalan her şeye çevre diyorduk. Arkadaşlar sistem sınır içine deniyor. Sistem statik enerji içeriyor. Sistemde depolanan enerjiye statik enerji diyoruz. Evet, sistem statik enerji içeriyor. Ayrıntısını daha sonra ele alacağız. Bir de sistem sınırını delen veya sistem sınırından geçen enerjiler vardı. Bunlar ısı, iş, kütle ile enerji geçişi şeklinde karşımıza çıkıyordu ve bu üçünden başka herhangi bir enerji geçişi yoktu. Şimdi sınırdan geçen enerjiler dinamik enerji içeriyor. Yani sistemin enerjisi statik enerji içeriyor. Sistem sınırından geçen enerjiler dinamik enerji içeriyor. Sistemde depolanmayan enerjiye dinamik enerji diyoruz. Isı geçişiyle ilgili bir örnek verelim. Bir kap suyu ele alalım. Bu suyu ideal olarak inceleyelim. Su ısındıkça çevresine ısı kaybetmesin ki biz buna Q çıkan diyelim. Yani sudan, burada suyu sistem olarak seçiyoruz. Sistemden çevreye ısı çıkışı olmasın. Buharlaşma da olmasın. Kabın iç yüzeyini de sınır olarak alalım. Bu kabı biz ocağın üzerine koyduğumuzda ocaktan suya yani sisteme doğru bir ısı geçişi olacak. Ne zaman olacak? T1 büyük T2 demişiz. Yani ocak ateşinin sıcaklığını T1, sistemin yani suyun sıcaklığını T2 olarak alırsak ve T1 büyük T2 ise ocaktan sisteme ısı geçişi olur. Isı geçişinin tek şartı bu. Delta T sıfırdan farklı olacak. Yine bir odayı alalım. Bu sefer odada bulunan hava bizim sistemimiz olsun ve odanın iç yüzeyi sınır olsun. Odanın camından güneş ışını girsin. Yani sınırı delen bir enerji var. Ve güneşin sıcaklığı ile odanın sıcaklığını karşılaştıralım. Güneşin sıcaklığı odanın sıcaklığından büyük olduğu için güneşten odaya doğru bir ısı geçişi olacaktır. Yine burada delta T sıfırdan farklı. O zaman delta T sıfırdan farklıysa ısı geçişinin gerçekleşme şartını sağlamış oluyoruz. Arkadaşlar yine bir örnek verelim size. Bir odayı ele alalım. Bu odanın duvarları çok iyi yalıtılmış olsun ve duvardan kütle ile enerji giriş çıkışı olmasın. Yalıtım olduğunda da ısı giriş çıkışı olmayacak. Ama gördüğünüz gibi buzdolabı var odada ve bu buzdolabının kapısı açık. Ve sistem sınırını delen tek enerji burada elektrik işi. Elektrik işi girişi olduğu an buzdolabı çalışmaya başlıyor. Bu odadaki hava ve kapağı açık buzdolabı bizim sistemi oluşturuyor. Şimdi sistem sınırından bir elektrik işi girişi var. Sistem sınırından içeriye bir kazanç varsa, yani bir giriş varsa bu sistemin iç enerjisini arttıracak ve iç enerji artışı da karşımıza sıcaklık olarak çıkacaktır. Yani burada kapağı açık buzdolabı bu odayı ısıtacak. Sınırdan giren enerji, elektrik işi bu şekilde sistemde değerlendirilecek. Kapağı açık buzdolabı odayı ısıtacaktır. Sistemin enerjisine bir statik enerji dedik. Sistemin sahip olduğu enerjiyi mikroskobik ve makroskobik olarak da ele alıyoruz. Statik enerjiyi mikroskobik ve makroskobik olarak ele alıyoruz.
Şimdi hep sistem için konuşuyoruz. Yani sınırın içi için konuşuyoruz. Ve bunun için enerjinin biçimlerine bakalım. Isı enerji, mekanik enerji, elektrik enerjisi, manyetik enerji, kimyasal enerji, nükleer enerji, potansiyel enerji ve kinetik enerji. Buraya yazdığım birkaç çeşit enerji biçimleri. Arkadaşlar, biz burada potansiyel ve kinetik enerjiyi makroskopik enerji olarak ayırıyoruz. Neden? Dış referans noktasına göre işlem yapabileceğimiz enerji türleri bunlar. Bir de mikroskopik enerjiler var. Potansiyel ve kinetik enerjinin dışında yazdıklarımız mikroskopik enerjilere giriyor. Sistemin moleküler yapısı ve moleküler hareketliliği ile ilgili enerji bunlar. Bunları zamana geldikçe açacağız. Evet, makroskopik ve mikroskopik enerjileri enerji biçimleri başlığı altında kısaca açıklamış olduk. Potansiyel ve kinetik enerjilere yine bakalım arkadaşlar. Potansiyel enerji kütle, yer çekimi ivmesi, yüksekliğin çarpımından oluşuyor. Yani burada biz dış referans noktası çerçevesinde yükseklik belirlenir demişiz potansiyel enerji için. Tabii ki burada yer çekiminin de etkisi var. Kinetik enerjiyi 1 bölü 2 kütle çarpı hızın karesi olarak almışız. Yine hız için dış referans noktasına göre hız şekillenir demişiz. Yani kinetik ve potansiyel enerjiler hep dış referans noktasına göre modelleniyor. Ve sistemin enerjileri tabii ki. Isı, mekanik, elektrik, manyetik, kimyasal, nükleer, potansiyel, kinetik enerjilerin tümünün toplamına biz o sistemin toplam enerjisi diyoruz. Sistemin toplam enerjisini de termodinamikte büyük E ile gösterelim. Birimi de jül olsun. Arkadaşlar küçük E ile gösterirsek, yani birim kütle için gösterirsek jül bölü kilogram oluyor ki biz buna özgül enerji diyoruz. Özgül enerji kütle ile çarptığımızda tabii ki büyük E'ye, yani sistemin toplam enerjisine jül biriminde ulaşacağız. Mikroskopik enerjilerin tümünün toplamına sistemin iç enerjisi diyeceğiz. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Artık sistemin iç enerjisinden de bahsetmeye başlıyoruz. İç enerji büyük U'la göstereceğiz. Özgül iç enerjiyi küçük U'la göstereceğiz. O zaman biraz önce yazdıklarımızı bir formalize edersek sistemin toplam enerjisi, bakın hep sistemden söz ediyoruz. Buna büyük E ile veya E sistemle de gösterebiliriz. İç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjiden oluşuyor. Ne demişiz? Manyetik, elektrik, yüzey gerilmesi gibi bu eşlikte yer almayan enerjiler bazı özel durumlarda geçerlidir. Ama biz termodinamikte genel olarak U artı kinetik enerji artı potansiyel enerjiyi sistemin toplam enerjisi olarak alacağız. Termodinamik 1 dersi kapsamında özel durumlarla karşılaşmadıkça sistemin toplam enerjisi iç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerji oluşacaktır diye bir daha tekrar edelim. E veya E sistem olarak göstereceğiz dedik. Ve kapalı sistemlerde birinci yasayı, artık termodinamiğin birinci yasasını bu eşlikle gösterebiliriz ki bu tam birinci yasa değil ama sistemin toplam enerjisini daha biz yazıyoruz. Ve arkadaşlar termodinamik sistemdeki enerji değişimiyle ilgilenir. Yani E sistem yerine delta E sistem yazmak bizim için daha doğru. Delta E sistem, delta iç enerji, delta kinetik enerji ve delta potansiyel enerjinin toplamından oluşacak. Örneğin hal 1 ile hal 2 arasındaki değişimi, biz sistemdeki enerji değişimini bu eşlikle ele alacağız. Kapalı sistem dedik, sistemin enerji değişiminden bahsettik. Kapalı sistem hareketsiz ise burada kinetik ve potansiyel enerjiden bahsedemeyiz. O zaman o kinetik ve potansiyel enerji eşitlikte yer almazsa hareketsiz kapalı sistemlerde delta E sistemi delta U ile gösterebileceğiz. Arkadaşlar küçük E'ye özgül enerji demiştik ve termodinamik enerji değişimleriyle ilgilenir demiştik. O zaman özgül enerji değişimini de biz aynı şekilde yazabiliriz ki birimi jül bölü kilogram alıyor. Yani birim kütle için yazıyoruz ama biraz önce de söyledik. Delta küçük E sistemi jül bölü kilogram birimindeki
bizim gösterimi kütleyle, kilogramla çarparsak tabii ki jül birimine, delta büyük E sisteme ulaşıyoruz. Kapalı sistem için bu şekilde de gösterebiliriz. Sınırından kütle giriş çıkışının olduğu sisteme açık sistem diyorduk. Bunları çok güzel birinci derste çalıştık. Kütle hareketi varsa, yani akışkan hareketi varsa, bu hareket kütlesel debi ile modellenebilir. Bu aşamada kütlesel debiden de bahsedelim. Ben burada bir boruyu almışım. Borunun çapı büyük D olsun. Genellikle termodinamikte, akışkanlar mekaniğinde büyük D ile biz gösteriyoruz. Isı transferinde de tabii ki çapı ve genellikle çapla çalışıyoruz. Ve bu borunun içinde akışkanın bir akış yönü olsun, şekilde gösterildiği gibi. Bu akış yönüne dik de o borunun kesit alanı olacak. Ona da A diyelim. O zaman biz kesit alanını ya A'la ya K ile göstereceğiz. Kütlesel debideki hızı ya V ile veya V ortalama ile göstereceğiz ki bu ortalama hız kavramını akışkanlar mekaniğinde ayrıntılı olarak göreceksiniz. Ama biz termodinamikte kütlesel debinin yoğunluktan, kesit alanından ve hızdan ya da ortalama hızdan oluştuğunu bilelim. Tabii ki akışkanın ortalama hızı. Ve kütlesel debinin birimi kilogram bölü saniye. Paydada saniye varsa kütlesel debi gösteriminde, yani M'nin üstünde bir nokta olacak. Bu zamana göre durumları bir nokta ile gösteriyoruz. Arkadaşlar, bu eşlikte hani boru kanal kesit alanı, boru kanal içi ortalama hızı demişiz. Ve dediğim gibi akışkanlar mekaniğinde ve ısı transferinde de bunlar geçecek. Ama bizim için şu anda önemli olan yoğunluk kısmı. Kilogram bölü metreküp biriminde aldığımız yoğunluğu termodinamikte biz sıvılarla çalışıyorsak sıcaklık değerine göre tablolardan alacağız. Yoğunluğun tablosu yoksa özgül hacmi alacağız. Yoğunluk bildiğiniz gibi özgül hacmin tersi. Ama sıvılarda sıcaklığa göre tablolardan alınacak. Gazlarda ise arkadaşlar, bu yoğunluk veya özgül hacim değişimi basınç ve sıcaklığı bağlı olarak değiştiği için ya ideal gaz eşitliğini kullanacağız veya bazı basınçlar için yine sıcaklığa göre değişen değerler tablolarda yer alıyor. Tabloları çalıştıkça bunları da göreceğiz. Evet, iç enerjiden bahsettik. Sistemin iç enerjisi statik enerji olarak mikroskopik enerjidir dedik. İç enerjiyi biraz daha açalım. İç enerjiyi biz moleküler kinetik enerji, yani duygular enerji, faz değişimi yani gizli enerji olarak da ele alabiliriz. Duygular enerjiyi de gizli enerjiye biz ısıl enerji diyoruz. Bu tanım da önemli arkadaşlar. Yine üzerinde duracağız. İç enerji ısıl enerjiden oluşuyor. Bunun yanında kimyasal enerjiden oluşuyor, nükleer enerjiden oluşuyor. Ve diğerlerini burada yazmışız. Siz www.hüseyingüneran.com'da bunun ayrıntısı var. Oradan yazılı bilgileri de inceleyebilirsiniz. Ama iç enerji ısıl enerjiden oluşuyor ve duygular enerji ve gizli enerji bizim için önemli diyebiliriz. Bunların üzerinde de yeri geldikçe duracağız. Arkadaşlar, yine bir örnek üstüne konuşalım. Bir odayı ele alalım. Bu oda çok iyi yalıtılmış olsun. Yani yine sınırından ısı giriş çıkışı yok. Kütle giriş çıkışı yok. Kapalı bir sistem. Hatta burada iş giriş çıkışı da yok. Sonuçta biz bunlara izole edilmiş sistemler diyorduk. Bu sistemin sınırı kırmızı çizgiyle belirlenmiş. Kırmızı çizginin içi oda. Yani oda dediğimizde tabii ki odanın havasını alıyoruz. Ve bu sistemde bir yanan mum da bulunuyor. Arkadaşlar, bu mumun yandığı ilk hal 1 olsun. Belli bir süre geçtikten sonraki halde hal 2 olsun. Hal 1 ile hal 2 arasındaki değişimlere baktığımızda ne söyleyebiliriz? Şimdi arkadaşlar, termodinamiği öğrenmeye başladık ve dikkat edeceğimiz her noktayı adım adım söylüyoruz. Bir sistemin halini tek sınırdan geçen enerjiler değiştirebilir. Bu soruda veya bu örnekte sınırdan geçen herhangi bir enerji var mı? Yok. Enerji geçişi yoksa
sistemde hal değişimi de olmaz. Ama burada ne oluyor? Sistemde toplam enerji miktarı hal değişimi olmadığından dolayı şu an sabit ve ama bir enerji başka bir enerjiye dönüşebiliyor. Termodinamiğin birinci yasasını zaten anlatmıştık. Yani burada kimyasal enerji duyulur enerjiye dönüşüyor. Değil mi? Odadaki havanın sıcaklığı değişiyor. Mum odayı ısıtıyor. Ama toplam enerji miktarı değişmiyor ve sınırdan herhangi bir enerji giriş çıkışı olmadığı için bu sistemin hali de değişmiyor. Bu örnek için söyleyebileceğimiz önemli noktalar bunlar. Başka bir örneğe geçelim. Fırını almışız. Arkadaşlar önce fırının içindeki patatesi ele alalım. Sınırı da işte patatesin dış kabuğunun yüzeyi olsun. Patates başlangıçta 25 derecede ama fırının içi 200 derecede. Evet, bir delta T var. 200 ile 25 arasında sıcaklık farkı varsa hemen biz deriz ki patatesin sınırından bir ısı geçişi patatesin içine doğru olacak. O zaman patates kapalı sistem ama sınırı delen bir ısı geçişi varsa patatesin sıcaklığı artacak. Yani hal 1'den hal 2'ye değişecek. Sınırdan geçen enerjiler burada ısı enerjisi geçiyor. Patatesin halini değiştirecek ve patatesin ısınmasını sonuçta sağlayacak. Sistemin iç enerjisi de değişecek bu çerçevede. Sistemin iç enerjisi değişecek, duyulur enerjisi değişecek. Yani sıcaklığı artacak. Arkadaşlar sadece patatesi değil de fırını sistem olarak alırsak bu fırının iç enerjisinin veya sistemin halinin değişip değişmediğini ancak sınırından geçen enerjiler ile görebiliriz ki fırını çalıştırmak için sınırından elektrik işi girişi şart. O zaman fırın başlangıçta örneğin 20 derecede olsun, bunu 200 dereceye getirinceye kadar sınırından elektrik işi girişi olacak ve sınırdan giren bu enerjiler, burada bir tane ısı girişi var, pardon, elektrik girişi var. Elektrik işi bu fırının iç enerjisini değiştirecek, sistemin halini değiştirecek. Hal 1'den yani başlangıçta fırının içi 20 derece ise hal 1 olsun. Sonra 200 dereceye geldi, hal 2 olsun. Hal 1'den hal 2'ye sınırdan geçen bu elektrik işi değişimi sağlayacak. Biraz önceki örnekle bu örnek farklı. Çünkü bunun sınırından elektrik girişi, patatesin sınırından ısı girişi var. Sisteme biz patates mi alacağız, fırın mı alacağız? Ona göre problemi modellememiz gerekiyor. Ve termodinamik açıdan en doğru şekilde modelleme yapmamız şart. Bu kapalı sistem, hem patates hem fırın kapalı sistem ama sınırından birinin ısı, birinin elektrik işi girişi var. Varsa hal değişimi var. O zaman iç enerji değişiyor diyebiliriz. Dikkat! Isı geçişi sistem sınırında olur. Her zaman bunu tekrarlıyoruz. Tekrarlamakta da fayda var. Sistem sınırını delen enerji geçişidir. Sistemin iç enerjisini duyulur ve gizli ısı oluşturuyorsa bunlara ısıl enerji denir. Arkadaşlar, biz ısı geçişine ısı enerjisi de diyoruz. Ama ısı enerjisiyle ısıl enerji farklı. Isı enerjisi sistem sınırında oluyor. Isıl enerji sınır içinde, sistemde oluyor. Isı geçişi ve ısıl enerji birbirinden farklı kavramlar. Artık termodinamiği öğrenen kişiler olarak bunu çok iyi bileceğiz. Bu çerçevede gizli ısı ve duyulur ısı iç enerji oluşturuyor. İç enerji de termodinamik bir özellik. Yine birinci derste termodinamik özellikleri almıştık. Ele almıştık. Yoğunluk, özgül acım, entalpi, entropi, işte iç enerji. Hepsi termodinamik özellik. Evet, biraz da arkadaşlar mekanik enerjiden bahsedelim. Bu da ikinci dersin yine önemli bir konusu. Türbin, pompa ve fan gibi mekanik bir düzenekle doğrudan ve ideal olarak tamamen mekanik işe dönüşebilen enerji biçimine biz mekanik enerji diyoruz. Bir daha söyleyelim. Türbin, pompa ve fan gibi mekanik bir düzenek olacak.
Bu düzenekle doğrudan ve ideal olarak tamamen mekanik işe dönüşebilen enerji biçimine diyoruz. Mekanik enerji diyoruz. Şimdi M kütlesel devresindeki bir hareketli akışkanı, yani kütleyle enerji geçişini tekrar ele alalım. Biz bunu E üzeri nokta kütle eşittir veya kısaca E üzeri nokta olarak da gösterebiliriz. Ama bileceğiz ki burada kütleyle enerji geçişinden bahsediyoruz. O zaman küçük kütle çarpı M kütlesel debisi bize watt birimini verecek. Çünkü birinin birimi jül bölü kilogram, biri kilogram bölü saniye. İkisinin çarpımı jül bölü saniyeyi verecek. O da watt'a eşit. Aşağıda E kütleyi de açıkça yazmışız. Yani kütleyle enerji geçişi. Küçük U'dan, küçük potansiyel enerjiden, küçük kinetik enerjiden ve P çarpı V'den, küçük V'den oluşuyor ki burada P basınç, küçük V özgül hacim, metreküp bölü kilogram biriminde basınç birimi Pascal. Bu yana da yazmışız arkadaşlar. Pascal çarpı metreküp jülü verir bize. Tabii ki eşitlik içinde kilogram da var. Yani jül bölü kilogram birimini P çarpı V bize verir. Bunları niye yazdık? Mekanik enerjinin eşitliğini tanımlayabilmek için. Mekanik enerjinin eşitliği bir kere kinetik enerjiden, potansiyel enerjiden oluşuyor ve P çarpı V'den, yani Pascal birimiyle gösterdiğimiz basınçtan ve metreküp bölü kilogram birimiyle gösterdiğimiz özgül hacimden oluşuyor. Sınırdan giren çıkan mekanik enerjiyi bu şekilde yazdık. Ama yukarıda E kütle yazdık. Aralarındaki fark ne? Mekanik enerjide iç enerji yok. Çünkü biz hani o akışkanın sıcaklığında önemli bir değişiklik olmadığını kabul ediyorsak, o zaman iç enerjiyi de eşitliğe katmayız. Mekanik enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji P çarpı V'den veya P bölü R'dan oluşuyor. Yani yoğunluk veya özgül hacim cinsinden yazabiliriz. Arkadaşlar bu mekanik enerjideki P bölü R'ye veya P çarpı V'ye biz akış işi diyoruz. Bu bizim için önemli. Bir boru içinde akışkan hareketi varsa bu akışkan hareketini sağlayan basınçtır zaten. Ve bu basıncı da jül bölü kilogram biriminde eşitliğe katıyorsak buna akış işi diyelim. Kinetik ve potansiyel enerjiyi zaten biliyorsunuz. Mekanik enerjiyi watt biriminde yazacaksak işte kütlesel debiyle küçük E mekaniği çarpıyoruz. Termodinamik dedik, enerji değişimiyle ilgilenir. Onun için delta E mekanik demişiz watt biriminde. O zaman delta küçük E mekanik ve kütlesel debi çarpımı yer alacak. Açıkça yazarsak kütlesel debiyi basınç farkıyla, hızların karelileri farkıyla ve kod farkıyla, yani Z2-Z1 ile gösteriyoruz. Tabii ki basınç farkının altında rho var veya çarpı olarak özgül hacim var. Arkadaşlar neden iç enerjiyi almadık diye biraz önce konuştuk. İşte termodinamik enerji değişimiyle ilgilenir. Buraya U2-U1 yazdığımızda U1 ile U2 birbirine çok yakınsa, sıcaklıkta fazla bir değişim olmuyorsa onu dikkate almıyoruz. Ve iç enerji değişimini dikkate almadığımız eşitliğe de biz mekanik enerji diyoruz. Bu da kütleyle enerji geçişine benzer bir eşitlik. İçinde sadece iç enerji yok. Neyse uzatmayalım. Mekanik enerjiyi biz akışkanlar mekaniği dersinde Bernoulli denklemi olarak anlatıyoruz. Ama bu ideal Bernoulli denklemi. Burada sürtünmenin etkilerini göz önüne almamışız. Akış işi nedir? Çok kısaca söyledik. Ayrıntısı arkadaşlar yine www.hüseyingüneran.com'da var. Bunu ben iki sayfada özetledim. Lütfen akış işini oradan güzelce okuyun. Biz akış işine akış enerjisi de diyoruz. Gelelim tekrar sınırdan ısı geçişine. Biraz önce konuştuk. Biz buna ısı enerjisi de diyebiliyoruz. Kısaca ısı da diyebiliyoruz ve sıcaklık farkı varsa ısı geçişiyle enerji geçişi olur demiştik.
Delta T önemli demiştik. Arkadaşlar ısıyı Q ile göstereceğiz. Birimi jül veya jül bölü kilogram biriminde çalışıyorsa küçük Q ile göstereceğiz. Büyük Q'nun kütleye oranı. Watt biriminde çalışıyorsak Q'nun üzerine bir nokta geliyor. Yani birim zamana göre enerji miktarından bahsediyorsak Q üzeri nokta. Ama Q üzeri noktayı delta T ile çarpıp T1 ile T2 arasında integralini alırsak yine jül birimine ulaşıyoruz. Yani Q eşittir Q üzeri nokta çarpı delta T olarak integrali açabiliriz. Watt çarpı saniyenin jül olduğunu da zaten biliyoruz. Evet, yine dikkat ifademiz var. Adiabatik sistemde sıcaklık farkı olsa dahi sınırdan ısı geçişi ideal durumda sıfır alınır. Arkadaşlar, termodinamikte adiabatik sistemler önemli. Hem termodinamik 1'de hem 2'de her zaman karşımıza çıkacak. Sınırdan ısı geçişi delta T varsa oluyordu. Ama delta T olsa bile çok iyi yalıttıysak biz sistemi, biz buna adiabatik sistem diyoruz ve Q'yu sıfır alıyoruz. Adiabatik sistemde çok iyi yalıtım var. İçeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye ısı geçişi yok. İdeal tabii ki. Gerçekte her zaman var ama biz termodinamikte adiabatik dediğimiz an Q'yu eşittir 0 alacağız. Q ne demek? Sınırdan ısı geçişi demek. Bir sistemin sınırını geçen enerji, sıcaklık farkı ve kütle ile enerji geçişi şartlarını sağlamıyorsa bu enerji geçişine biz iş diyeceğiz. Biraz da sınırdan iş geçişiyle ilgilenelim. İş W ile gösterilecek. Biz ona kısaca V diyelim arkadaşlar. Ve birimi jül. Jül bölü kilogram olarak çalışacaksak küçük W veya küçük V diyebiliriz. Kütleye böldüğümüz an jül birimini. Evet, işten yine söz edeceğiz. Araya bir matematiksel bilgi koymuşuz. Matematik olarak ısı ve iş geçişleri yola bağlı fonksiyonlardır. Bu ne demek? Bu önemli arkadaşlar. Önce en alta bakalım. Hacim değişimine bakalım. Bir hali ile iki hali arasındaki hacim değişimini alalım. Ne demekti bu? Sistemi bir halinden iki haline getirdiğimizde sistemi diyorum. Bakın bu çok önemli. Çünkü hacim değişimi sistemde oluyor. DV integralini yazarsak 1 ile 2 arasında, 1 haliyle 2 hali arasında biz onu delta V olarak gösterebiliriz. Çünkü hacim yola bağlı fonksiyon değildir. Delta V eşittir V2 eksi V1. Yani birinci haldeki hacimle ikinci haldeki hacim birbirinden farklıysa ve biz bu farkı alacaksak delta V ile gösterebiliriz. V2 eksi V1 metreküp biriminde hesaplayabiliriz. Gelelim sınıra. Biraz önce sistemdeki hacim değişiminden söz ettik. Sınırda olan olaylar. Bir hali ile iki hali arasındaki iki tane enerji geçişini ele alalım. Biri iş, biri ısı olsun. Bu ısı ve iş geçişleri yola bağlı olduğu için yola bağlı ne demek? Yani o yolun, o işlem yolunun altında kalan alan demek. Altında kalan alan her zaman yolun durumuna göre değişiyor. Hacim değişimi gibi değil. O zaman biz delta V veya delta Q diyemiyoruz. V1-2 veya Q1-2 diyoruz. Bu değişime. Sınırda olan bu değişimler önemli arkadaşlar. Bir hali ile iki hali arasındaki değişim ya Q1-2 veya V1-2 ama hacim gibi bir termodinamik özellik değişimi varsa bunu delta V ile gösterebiliyoruz. Bunu grafiğe taşımışız. P Pascal biriminde, V de metreküp biriminde olsun. Yani basınçlı hacim değişimi. Ne demişiz? Herhangi bir sistem hal 1'den hal 2'ye A ve B işlem yolları ile getirilsin. Eğer A yolunu izlerse eğrinin altında kalan alan taralı bölge kadar olacaktır. Gördüğünüz gibi. Eğer B yolunu izlerse eğrinin altında kalan alan A'dan büyük, yani B'nin altındaki alan kadar olacak. Bu iki integral birbirine eşit değil. Ama 1 ile 2 arasındaki hacim değişimi yola bağlı olmadığı için farklı olarak ele alınıyor. Ama sınırı delen, sınırı geçen iş ve ısı için
bu ifadeleri kullanmamız gerekiyor. Evet, burada tekrar hacim değişimini ele almışız. Onu biraz önce zaten konuştuk. Delta VA eşittir delta VB diyebiliriz iki tane farklı işlem yolu için. Evet, termodinamikte önemli yollar kat ediyoruz. Gelelim işaret anlaşmasına. Arkadaşlar, sistem, sınır ve çevreden çok söz ettik. Her zaman bizim için önemli kavramlar. Şimdi sınırdan giren ve çıkan iş ve ısı geçişlerini ele alalım. Kapalı sistem için ele alalım. Bunların yönlerine göre artı ve eksi işareti verelim. Şimdi arkadaşlar, genel olarak termodinamikte sistemden çevreye ısı çıkışı varsa eksi alıyoruz. Biz buna ısı kaybı da diyoruz. Yani termodinamik olarak hiçbir şey kaybolmaz. Ama terim olarak ısı kaybı diyoruz. Diğerine ısı kazancı diyoruz. Çevreden sisteme veya herhangi bir başka sistemden bu sisteme, neyse onları sonra ayrıntılı bakacağız, ısı girişi varsa artı, ısı çıkışı varsa eksi. İş için işaret anlaşmamız, iş çıkışı varsa eksi, iş girişi varsa artı. Arkadaşlar, bunları iyi bileceğiz. Bu artı eksi işaretlerini bu şekilde ele alalım. Bazı kitaplarda bunun tersi de alınıyor ama bizim yaklaşımımız bu olsun. Bizim izlediğimiz kitap Yunus Çengel'in termodinamik kitabıdır. Temel olarak ben onu baz alıyorum. Ama birçok kitaptan da yararlanarak size bilgi notu hazırlıyorum. Biz bu işaret anlaşmasını ele alalım. O zaman yazalım. Kapalı sistem için artı Q giren, eksi Q çıkan, artı iş girişi V giren, eksi V çıkan, yukarıdakileri yazdık, eşittir delta E sistem. Evet, kapalı sistemler için termodinamiğin birinci yasasını yazdık. Sistemdeki enerji değişimi sınırdaki olaylara bağlı demiştik. Sınırdaki olayları da artı eksi olarak bu şekilde yazarsak termodinamiğin birinci yasasını kapalı sistemler için yazmış oluruz. Arkadaşlar, giren ve çıkan enerjileri birlikte değerlendirelim. Q giren artı V giren, tamam, ikisinin de işareti artı. Diğer ikisinin işareti eksi ama onu eksi parantezine alalım. O zaman Q çıkan artı V çıkan. Ve bu girenlere E giren, çıkanlara da E çıkan diyelim. O zaman birinci yasayı biz kapalı sistemler için toplam E giren eksi toplam E çıkan eşittir delta E sistem olarak yazabiliriz. Toplama işaretlerini kullanmayabiliriz de ama bileceğiz ki işaret anlaşmasından yola çıkarak kapalı sistemler için termodinamiğin birinci yasasını bu şekilde yazabiliriz. Evet, gelelim yine sınırdan olan iş geçişlerine tekrar bakacağız demiştik. Arkadaşlar, şu kısım önemli. Bunun üzerinde zaten duracağız. İşimiz gücümüz bu. Termodinamiğin birinci yasası bizim için çok önemli. İşaret anlaşmasından sonra iş geçişine tekrar bakalım. Sınırdan elektrik işi geçişini almışız. Elektrik işi şekilde de göstermişiz arkadaşlar. Sınırdan elektrik işi girişini alıyorsak biz bunu jül veya watt biriminde gösterebiliriz. Eğer jül biriminde gösteriyorsak gerilim, akım ve zaman farkı bizim için önemli. Bunların çarpımı jül biriminde bize elektrik işini verecek. Watt biriminde yazıyorsak çeşitli terimler ve gösterimler var. Bunlar ders notu içinde de var. İncelersiniz arkadaşlar. Bu bilgiler önemli. Karşımıza soru olarak her biri çıkabiliyor. Örneğin direnci sorabilir bize herhangi bir sistemde. Bütün bu eşitlikleri bilmek durumundayız. Sınırdan geçen mekanik iş biçimleri için bilgi notuna bakınız demişim. Dediğim gibi mil işi, yay işi, ne bileyim elektrik işi biraz önce gördük. Bunlar hep önemli. Ben bunları bir bilgi notu şeklinde hazırladım. Burada hepsi üzerinde durmayalım. Yazılı olarak o bilgi notlarına bakınız. Mil işini biz dönen pervane işi olarak da ele alıyoruz. Isı geçişi bir tane o ama iş geçişleri birçok biçimde olabiliyor. Gelelim termodinamiğin birinci yasasına. Hep bahsettik de biz buna enerjinin korunumu, enerji dengesi ve enerji eşitliği de diyoruz. Artık bunu matematik olarak nasıl ele alabiliriz ona ayrıntısına yavaş yavaş girelim.
Sistem sınırından Q ve E kütle, yani ısı, iş ve kütle ile enerji girişi veya çıkışı olabilir. Enerji geçişleri sonucu sistemin hali değişir. Bunu hep tekrar edeceğiz. Bazı şeyleri hep tekrar edeceğiz. Çok önemli. Sistemin halini ancak sınırı delen enerji geçişleri sağlayabilir. Sistemin enerjisi genel olarak işte iç enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji oluşur demiştik zaten. Arkadaşlar, kapalı ve açık sistemler her zaman ele alacağımız örnekler. Yine kapalı sistem örneği alalım. Burada sabit hacimli bir kap almışız. Gördüğünüz gibi kap alırsak böyle bir kapalı sistem de hacim de değişmiyor. Ve içinde su olsun. Yani sistem sınırını gördüğünüz gibi içeride gösterirsek sadece suya ait bir sistem sınırı tanımlamış oluyoruz. Kapalı sistem kontrol kütlesi. Burada bir pervane ve bir Q giren var. Yani pervane ile iş girişi var. Q giren olarak da ısı girişi var. Çok iyi yalıttıysa Q çıkan yok. Arkadaşlar hani gerçekte Q çıkan olabilir ama çok iyi yalıttıysa sınırdan Q çıkan olmayacak. Ama biz sınırdan Q gireni vermişiz. Yani adiabatik bir sistem değil, o farklı. Adiabatik sistemde hem Q giren yok hem Q çıkan yok. Çevre 20 derece alalım. Su dedik sistem ve bunun hal biri 20 derecede su, 2.3 kilopaskal basınçta su olsun. Hal 1 denge durumunu gösteriyor. Sistem dengede. Ne demişiz? Q giren 0, V giren pervane 0. Yani başlangıçta sınırı delen, sınırdan giren enerji yok. Sistem dengede. Dengeyi Q giren ve V giren olduğu an bozacağız. Şimdi hal 1'den hal 2'ye geçerken işte sınırdan enerji girişini başlattık. Denge bozuluyor. Q giren ve V giren var. Suyu 30 dereceye getirdik. Basıncı da tabii ki artacak. Sabit hacimli, kapalı bir sistem. İçeride basınç artışı olacak. 4.2 kilopaskala gelsin. Hal 2'ye gelelim. Hal 2'ye getirdiğimiz an sistemi tekrar dengeye getirdiğimizi kabul edip Q giren ve V giren 0 olduğunu, yani durdurduğumuzu söyleyelim. İnceliyoruz sistemi. İşte şu kapalı sistem. Sıcaklık arttı. Sıcaklık artışı iç enerji artışını bize gösterir. Burada faz değişimi yoksa hani duyulur enerjinin artışını bize gösterir. Zaten faz değişimi yok. Yani delta U sıfır değil. Artık hal 1 ve hal 2 arasında arkadaşlar sıcaklıklar değişti. İç enerji değişti. Hal 1'in toplam enerjisi vardı. Hal 2'nin şimdi toplam enerjisi sınırdan giren bu enerjiler sayesinde değişti. Sabit hacimli kapalı sistemde iç basınç da arttı demişiz. Tabii ki görüyoruz zaten. Arkadaşlar adım adım gidiyoruz ve adım adım basitten zora doğru sorular çözeceğiz. Bu soruyu da bu şekilde anlatabiliriz. Evet, gelelim yine başka bir soruya. Yine ders 1'de böyle benzer bir soru kaya parçası almıştık. Şimdiki sorumuzu okuyalım. Şekilde verildiği gibi başlangıç kinetik enerji 0 ve potansiyel enerjisi 981 J olan 10 kilogram kütlesindeki bir metalik kütle 10 metre değerindeki yükseklikten serbestle düşmektedir. Evet. Serbestle düşen bir kütle var elimizde, metalik bir eleman var. Başlangıçta kinetik enerji tabii ki 0. Orada bir potansiyel enerjisi var. Onun sayısal değeri 981 J olarak verilmiş. İkinci durum, yani ikinci hal noktasında metalik kütlenin hızı 9 metre bölü saniye olarak ölçülmüştür. Yine şekilde verilmiş. V2'ye 9 demiş. Evet. Şekille verilen yükseklik ve hızlarda ikinci ve üçüncü durum noktalarındaki kinetik ve potansiyel enerjileri hesaplayınız. Z2 ve V3 olarak gösterilen yükseklik ve hızı da belirleyiniz. Arkadaşlar birinci hal, ikinci hal ve üçüncü halimiz var. Biz bu sistemi değerlendireceğiz. Ve bu istenenleri bulalım. Artık enerji dengesini öğrendik. Enerji dengesi, enerji eşitliği, termodinamiğin birinci yasası bizim için önemli.
E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem demiştik. Artık hep bu yasayı arkadaşlar, bu eşitliği kullanacağız. Sistem sınırından giren çıkan enerji bu soruda yok. Bu metalik malzemenin sınırına bakıyoruz. Kütle girişi yok. Zaten kapalı sistem. Isı giriş çıkışı yok. İş giriş çıkışı yok. E o zaman E giren eksi E çıkan yok, sıfır. Delta E sistem sıfıra eşit olacak. Ama biz delta E sistemi de ayrıntı olarak inceledik dersimizin başında. O iç enerji değişiminden, kinetik enerji ve potansiyel enerji değişiminden oluşuyor. Arkadaşlar bu kütlenin, yani bu elemanın sıcaklığı artmıyor. Artsa da değişim çok az, ihmal edilebilir. Artmıyor diyelim. Delta U da sıfır. Hani delta E sistemi açtık. İçinde 3 tane iç enerji değişimi, kinetik enerji değişimi, potansiyel enerji değişimi var. Ama iç enerji değişimi sıfır. Elimizde kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimleri kaldı. Onların toplamı sıfır olacak. Veya kinetik enerji değişimi eşittir eksi potansiyel enerji değişimi. Yani işaret olarak biri birinin tersi olacak. Açıkça yazarsak, hani bir haliyle iki halini başlangıçta ele alıp demiş. O zaman delta ne demek? İki halinden bir halini çıkar. Yani kinetik enerji 2 eksi kinetik enerji 1 eşittir potansiyel enerji 1 eksi potansiyel enerji 2 demişiz. Neden? Başında eksi var ya. Ondan potansiyel enerji 1'i başa almışız. Arkadaşlar her türlü problemde önce termodinamiğin birinci yasasını, biz buna kısaca enerji eşitliği ve enerji dengesi diyeceğiz, onu yazacağız. Bu bizim temel eşitliğimiz. Bundan sonra problemin durumuna göre artık ne var ne yok içinde değerlendireceğiz. Burada gördüğünüz gibi birinci yasayı kinetik enerji değişimi ve potansiyel enerji değişimine eşitledik. Bu problemin özelinde başlangıçtaki genel eşitliğimiz bu özel duruma geldi. Bundan sonra işimiz kolay, sayısal değerleri yerine koyalım. Evet, bir haliyle iki halini ele alıyoruz dedik. Tekrar yazmışız en son durumu. Kinetik enerji 2 eksi kinetik enerji 1 eşittir potansiyel enerji 1 eksi potansiyel enerji 2. Sayısal değerleri yerine koyalım. Kinetik enerji 2'yi bilmiyoruz. 1 0 dedik zaten hal 1'de. Hal 1'de potansiyel enerji 981 ama potansiyel enerji 2'yi bilmiyoruz. Tamam. Bundan sonra bir daha açmışız. Yani kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareydi. Tamam. Ve 2'nin karesi olarak açmışız. Potansiyel enerjiyi de H2 olarak açmışız. Yani Mg, H2, yükseklik bizim için önemli. Tamam. Bütün bunlar içinde sayısal değerlerimiz varsa yerine koyalım. Kütle var 10 kilogram. Hız var 9 verilmiş. Ama 9'un bak karesini alacağız, onu unutmayacağız hiçbir zaman. Eşittir. 981 zaten verildi. 10 kilogram kütle verildi. Yer çekim ivmesini aksi söylemedikçe 9.81 metre bölü saniye kare alacağız. H2 veya Z2, yani yüksekliği ya Z ile ya H ile gösteririz. O bilinmiyor ama diğer bütün bilgiler çerçevesinde H2'yi 5.87 metre olarak elde ederiz. Sonra da kinetik enerji 2 mi istendi? Artık potansiyel enerji 2 mi istendi? Artık elimizde bilinmeyen sayısal değer kalmadı. İkisinin de sayısal değerini buluruz. Tamam, burada 405 Joule ile 575.81 Joule olarak bulmuşuz. Arkadaşlar hal 3'ü de değerlendirin diyor soru. O zaman 2 ile 3 halini ele alalım. Kinetik enerji değişimini ve potansiyel enerji değişimini bunun için yazalım. Artı eksi işaretlerini de dikkate alarak güzelce eşitliğimizi yazdık. Aynı işlemleri yapıyoruz. Burada da bilinmeyenleri bulduktan sonra arkadaşlar şeye dikkat, tabii ki H3 yüksekliği biliniyor 3 durumu için. Bakın yerden 1 metre yükseklikte o biliniyor. Onu 1 metre olarak H3 yerine koymuşuz. Bundan sonra kinetik ve potansiyel enerjileri sayısal değerlerini hesaplayabiliriz. Bizden V3'ü istiyordu. Yani 1 metre yerden 1 metre yükseklikteki hız ne olur? Onu da artık 13.29 metre bölü saniye olarak bulmuşuz. Giderek tabi hızlanıyor arkadaşlar. Sıfır hızından 9'a geliyor. Sonra 13.29 metre bölü saniye hızına geliyor. Yere çarptığı an hızı maksimum ve yere çarptığı an sahip olduğu enerji yere geçiyor. Sonuçta etki tepki prensibi gereği yerde bu enerjiyi karşılıyor.
Evet, burada söylenemeyecek önemli noktalar termodinamiğin birinci yasası kapsamında bu şekilde olsun. Evet, enerji dengesi önemli dedik. Tekrar sistemi ele alırsak E giren E çıkan olarak gösterirsek bu E içinde yani hepsi var. E giren içinde kütleli enerji girişi varsa o var. Isıyla enerji girişi varsa o var. İşle enerji girişi varsa o var. Bunu bir daha formülize edelim. Önce ne demişiz biz? Sistem sınırından giren enerjiye E giren diyoruz. Tamam. Eksi sistem sınırından çıkan enerjiye E çıkan diyoruz. Tamam. Eşittir. Sistemin toplam enerjisindeki değişim. Ona da delta E sistem diyoruz. Tamam. Bunu bir daha güzelce yazmış olduk. Arkadaşlar kapalı sistem için termodinamiğin birinci yasasını burada yazmışız. Biraz önce de çalıştık. Burada mesela iç enerji değişimini biz U2-U1 olarak yazarız. Arkadaşlar hep küçük harf olarak yazarız. Yani büyük harf olarak da yazarız da genellikle tablolarda tabii ki jül bölü kilogram biriminde biz iç enerji okuyacağımız için birim kütle için tablolardan değerleri alırız. Kütleyi biliyorsak da bunu kütleyle çarpıp jül birimine getiririz. Bu sayfada bu iç enerji değişiminin ve küçük U'ların öneminden bahsetmiş olalım. Tablolarda küçük U'lar var. Onların ayrıntısını göreceğiz. Evet, konuşuyoruz ama örneklerle konuşmalarımızı, dersimizi örneklerle şekillendiriyoruz. Bir örnek daha ele alalım. Yine kapalı bir kap. Bir tencerenin içinde su var. Bu suyu ocağa koyduğumuzda ocaktan kırmızı kesik çizgilerle gösterdiğimiz sınıra doğru bir ısı enerjisi geçişi başlayacak. Arkadaşlar ocaktan 15 kilojüllük enerjiyi alalım. Bakıyoruz sistemimizdeki enerji değişimine belli bir süre sonra 12 kilojül oluyor. Sistemin ısıl enerjisindeki arkadaşlar sınırdan giren enerji ısı enerjisi diyoruz. Sistemdeki ısıl enerji değişimine Q net olarak göstermişiz. Yani Q net ile Q in, Q giren birbirinden farklı. Neyse uzatmayalım, konuyu dağıtmayalım. Bir daha söyleyelim. Q giren 15 kilojül ise belli bir süre sonra sistemdeki enerji değişimine Q net demişiz burada. 12 kilojülmüş. O zaman toplam enerji miktarı da değişmeyecek. Biz 15 verdik. Sonuçta 15 bir şekilde değerlendirilecek. 12'si sistemde değerlendiriliyorsa demek ki 3 kilojül de sistem ısı kaybediyor. Yani Q çıkış var. Sınırdan Q giren 15 toplam enerji ama Q çıkan ısı kaybı 3 ise demek ki sistemde 12 kilojülü biz değerlendirdik. Isı olarak bunu söyleyelim. Yanda elektrik işini almışız yine. Arkadaşlar aküden 5 kilojül girmişse burada herhangi bir kayıp yok. Sonuçta iş girişi sistemin içinde direkt değerlendiriliyor. Delta E sistemdeki enerji değişimi yine 5 kilojül ile eşit olacak. Sisteme adiabatik almışız. Yani içerisi ısındıkça dışarıya bir Q çıkışı yok veya dışarıdan içeriye Q girişi yok. Adiabatik bir sistem. İş içinde, elektrik işi içinde bunu söyleyelim. Ha, pervane işini de burada ele almışız. Yine diyelim arkadaşlar, bu sefer pervaneden 6 kilojül giriyor, tamam. Isı olarak 15 kilojül giriyor ama 3 kilojül de çıkıyor. Yani sistem ısındıkça dışarıya enerji de kaybediyor. Ama denge halinde sistemin delta E'si enerji değişimi 15 giriş var. 6 giriş var, tamam. 3 de çıkış var. İşaretlere dikkat ederek 15-3 artı 6, 18 kilojül. Sistemde değerlendirilen enerji, sistemdeki enerji değişimi. Arkadaşlar biz jül biriminin yanında jül bölü saniye biriminde yani birim zamandaki enerji miktarı değişimini watt olarak göstereceğiz.
Watt olarak gösteriyorsak simgelerin üstüne nokta işareti geliyor. E üzeri nokta giren eksi E üzeri nokta çıkan bu sefer DE sistem bölü delta, pardon DT olacak. DE sistem bölü DT. Zamana göre değişim varsa. Hepsini ele alacağız. Dersimiz ilerledikçe Watt ve Joule biliminde çalışırız. Açık sistemler için eşitliği bir daha yazmışım ben. O zaman Q giren, V giren tabi üzeri noktalı ve E kütle giren olacak açık sistemde. Çıkan da varsa Q çıkan, V çıkan, E kütle çıkan üzeri noktalı olmak üzere sınırdan birim zamanda geçen enerjileri de açık sistem için bu şekilde gösterebiliriz. Arkadaşlar bu DE sistem bölü DT'ye eşit olacak ama süreksiz akışlarda. Açık sistemlerde sürekli ve süreksiz akışları ele alacağız. Sürekli kararlı akışlarda sistemde bir enerji değişimi olmayacak. Sıfır. Bu önemli. Ayrıntısına yine bakacağız. Sınır içinde sistemde birim zamanda gerçekleşen enerji değişimi süreksiz akışlarda zamana göre değişimini ele alacağız. Sürekli akışlarda sıfır alacağız. Bu önemli. Zamanı geldikçe her türlü önemli nokta üzerinde duracağız. Açık sistemde sürekli kararlı akış koşullarında delta E sistem 0. Bu her zaman böyle arkadaşlar. Sürekli gördüğümüz zaman. Yani ayrıntısına gireceğiz dedim de söyleyeyim. Kütlesel debiye bakacağız. Kütlesel debi girişiyle kütlesel debi çıkışı aynı sayısal değerdeyse sürekli akış vardır. Ve delta E sistemi 0 alacağız. Başka nerede 0 alıyoruz delta E sistemi? Çevrim geçiren sistemde. Ne demek? Sistem birinci halden 2'ye geliyor, 3'e geliyor ama yine birinci hale döndürebiliyorsak, dönüyorsa, çevrim geçiriyorsa yine tabii ki birinci hal koşullarına geldiğimiz an delta E sistem 0 olacak. Matematik olarak da öyle olmak zorunda. Açık ve çevrim geçiren sistemlerde, açık sistemde sürekli koşul varsa 0 alacağız delta E sistemi. Sınırda ısı geçişi, ısı enerjisi varsa Q ile gösteriyoruz. Delta T varsa ısı geçişi var. İşi V ile veya W dediğimiz simge ile gösteriyoruz. Ve bir işi çeşitli şekillerde ele alacağız arkadaşlar. Piston silindir düzeneği varsa hareketli sınır işi çok önemli. Onu ayrı uzunca ele alacağız. Milin dönmesi, pervane işini biraz ele aldık. Elektrik akımının sınırdan geçmesi ve bir ısıtıcıyı veya başka bir düzeneği çalıştırması yani elektrik işi de önemli. Yay işini birinci derste kısaca ele almıştık ama yine de yay işini ayrıntılı olarak ele alacağız. Bunların hepsi çok önemli termodinamikte. Termodinamik kolaydır. Adım adım gidiyoruz. Adım adım siz bu bilgileri tekrar ederseniz tabi çalışmanız şart. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Akışkan akımın olmadığı sisteme biz kapalı sistem diyoruz. Yine bir tekrar ama hep tekrar yapacağız. Ve sistemdeki enerji, sistemin toplam enerjisi, iç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjiden oluşacak. Biz bunu E sistem ve E olarak da gösterebiliriz. Yani onun sisteme ait olduğunu, bu üç enerji toplamının sisteme ait olduğunu bileceğiz. Akışkan akımının kütle ile enerji geçişinin olduğu sisteme açık sistem diyoruz. Biz bunu E üzeri nokta veya E üzeri nokta kütle ile göstereceğiz. Yani açık sistemde sisteme giren çıkan akışkanın enerjisi. Tabii ki watt biriminde gösteriyorsak üzerinden nokta gelecek. Burada iç enerjiyi yine ele almışız. Kütlesel debiyle küçük U'yu çarptığımız an büyük U noktalı büyük U'yu elde ediyoruz. Birimi watt. Diğer yani kinetik enerji, potansiyel enerjiyi de buraya almışız. Arkadaşlar kütle ile enerji geçişi varsa ve burada tabii ki basınç da önemli oluyor o zaman. Biz basıncı ve hacimsel debiyi de alacağız. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi hacimsel debiyi almışız. Metreküp bölü saniye biriminde. Biz bunu Pascal'la çarptığımızda watt birimini elde ediyoruz. Akış işi veya akış enerjisini joule veya watt biriminde yazabiliriz. Kütlesel debiden bahsetmiştik yine aşağıda var. Biz onu hacimsel debiye de çevirebiliriz. İstersek bu eşitliği kütlesel debi yani yazabileceğimiz gibi hacimsel debiyle de yazacağız ama amacımız watt birimini elde etmek. Ona göre işlemleri yapacağız tabii ki. Arkadaşlar hani burada E üzeri nokta dedik E kütleye. İstersek J
gül birimde yazabiliriz dedik. Burada değişiklik ne var? P çarpı küçük V çarpı M var. Yani kütle, basınç ve özgül hacim alırsak kilogram, paskal, metreküp bölü kilogram bize jülü verecek. Birimler önemli. Birimleri çalıştık zaten. Daha doğrusu makine mühendisliğine giriş ilk dersi olarak anlattım ben. O da sistemde var. İster jül, ister watt biriminde çalışalım. Doğru yazacağız. Biz E kütleyi, yani sistem sınırından kütleyle enerji giriş çıkışını bu eşlikle gösteriyoruz. Ve burada biz dedik ki U yoksa, biz buna mekanik enerji diyoruz. U yoksa. Arkadaşlar, dersimizi bitirmeden önce bir iki noktaya daha bakalım. Bunlar hep önemli. Enerji dönüşüm verimleri var. Bunu burada uzun uzun ele almadım. Çünkü bir bilgi notu içinde bunu anlatabilirim diye düşünüp size bilgi notu hazırladım. Bu kadar konuştuk. Termodinamiğin birinci yasasından bahsettik ama verimden de bahsetmek lazım. Biz mühendisler verimi iyi bilmek zorundayız. Burada demişiz hani yine benzer bir tencereyi ele almışız. Sınırdan 5 kW'lık bir ısı girişi varsa alttaki elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdığımız an içeride 3 kW bu statik enerji olarak kalıyorsa, 2 kW da sınırdan tekrar dışarıya çıkıyorsa, o zaman bu tür bir sistemin veriminden bahsedelim. Termodinamiğin birinci yasası kapsamında verimden bahsedelim. Kullanılan enerji pay kısmında yer alacak. Düzeneğe sağlanan enerji payda da yer alacak. Kullanılan enerji bölü düzeneğe sağlanan enerji verimi verecek bize. Neden? Bir sistem bu 5 kW'ın hepsini sistemde kullanmak istiyoruz ama gerçekte mümkün olmuyor. Gördüğünüz gibi 3 kW'ı kullanmışız ama bu düzeneğe sağlanan enerjimiz 5 kW olmuş. 3 bölü 5, 0.6 veya %60 verimli bir enerji kullanımımız var. Yani sınır delen enerjiyi biz %60 verimde kullanabilmişiz. Mümkün olsa %100 isteriz. Ama %100 verimin mümkün olmadığını da söyleyelim. Onun üstünde de duracağız. Arkadaşlar, termodinamik dersini burada bitirmeden önce bir örnek daha yapalım. Evet. Önce örneği okuyalım. Bir yağ pompası yoğunluğu 850 kilogram bölü metreküp olan bir yağı 0.15 metreküp bölü saniye hacimsel debi ile pompanın girişinden çıkışına doğru gönderirken. Evet, şekilde de var. Pompanın girişinde yağ var. Sayısal değerler ya da özellikler verilmiş. Bunlar termodinamik özellikler. 850 kilogram bölü metreküp bir termodinamik özelliktir. Diğer taraftan hacimsel debiyi de vermiş. Pompaya bir min ile bağlı motora 65 kW değerinde güç girişi olmakta. Arkadaşlar, bu 65 kW elektrik girişi motoru çalıştıracak. Motor mili döndürüp pompayı çalıştıracak. Her biri birbirine bağlı bir sistem. Pompa girişi ile çıkışı arasında 30 santimlik yükseklik var. Yani şuradaki 2 ile 1 arasındaki yüksekliği 30 santim vermiş. Tamam. Pompaya bağlı boru girişi ve çıkışının çapları sırasıyla 9 santim ve 11 santim. Şu arkadaşlar, çaplar önemli giriş ve çıkışta. Çaplar birbirinden farklıymış. Pompadaki yağın basınç artışı, yani 1 ile 2 arasında basınç artışı delta P 485 kilopascal olarak verilmiş. Motorun verimi de verilmiş. Biraz önce verimden bahsettik. Bütün bu bilgiler kapsamında biz pompanın mekanik verimini bulalım. Nasıl bulacağız? Adım adım bakalım. Şimdi bir daha tekrar edersek, motorumuz var, elektrik girişi var, motorun bir verimi var. Bu motor mili çevirecek, mil de pompayı çevirecek. Ve pompada yağ akışkanı var. Onun hacimsel debisi, yoğunluğu verilmiş. Şuranın çapları verilmiş, pompa giriş çıkış boruların çapları verilmiş, basınç düşümü verilmiş. Bu basınç düşümünü pompa sağlasın ki 1 ile 2 arasında biz yağı gönderebilelim. Adım adım bakalım arkadaşlar. Burada pompa sistem, değil mi? Pompayı inceliyoruz. Bizde pompanın verimi soruluyor. Giriş ile çıkış arasındaki pompa iç yüzeyi, boruların iç yüzeyleri, hepsinin toplamı sistem sınırı. Sistem sınırını belirledik. Sistemi de pompa olarak belirledik. Bakın, mühendis olarak soruya yaklaşıyoruz.
Pompa sınırından giren ve çıkan enerjiler var. Ne var? Yağın giriş ve çıkış mekanik enerjileri. Arkadaşlar bu pompa içinde yağın ısınmadığını düşünerek bir miktar ısınabilir ama o etkisizdir diyerek sadece mekanik enerji olarak almışız giriş ve çıkışı. Sistem sınırını delen enerji yağın giriş ve çıkış mekanik enerjileri. Tabii ki artı pompaya giren mil işi. Arkadaşlar buradan bir mil girişi de pardon mil işi girişi de var. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Sistem sınırını belirledik. Sistem sınırını delen enerji 1, 2 ama bir de burada delen bir iş girişi var. Çok önemli. Bu örnekte incelenen sistem sınırları belirlenmiş pompa. Tamam. Önce mekanik enerjiyi hatırlayalım. Mekanik enerji akış işinden, kinetik enerjiden ve potansiyel enerjiden oluşuyor. Jül bölü kilogram biriminde yazmışız. Tamam. Dönen mil ile pompaya bir iş girişi olacak. Ve bu iş girişi pompanın ihtiyacı olan mekanik enerjiyi sağlayacak. Hani mil dönmese pompa çalışmaz. O zaman sistemin mekanik enerjisindeki değişim mile eşit olacak. Mil işine eşit olacak. İdeal durumda daha biz o verimleri dikkate almadık. Her şey %100 verimli dikkat. Her şey %100 verimi kabul edersek ideal durumda watt biriminde bu eşitliği yazabiliriz. Burada mekanik enerjiyi tekrar açmışız. Hani başa kütlesel debi getirip E mekanik çıkış eksi E mekanik giriş olarak yazabiliriz demiştik. Kilogram bölü saniye, jül bölü kilogram watt biriminde çalışacağız. Arkadaşlar ideal olarak dedik ki başlangıçta milin işi mekanik enerjideki değişime watt biriminde eşit. Eşitliği açarsak mekanik enerjiyi basınç ve özgür hacim cinsinden yazmışız. 2 ve 1 halleri için. Pardon 2 girişi, 2 çıkışı ve 1 girişi için. Bir daha söylerim yanlış söylemeyelim. Yanlış ifade kullanmayalım. 2 çıkışı ve 1 girişi için bu eşitliği yazmışız. Yine hızların değişimini karelerine göre değişimini yazmışız. Yine kod farkını, potansiyel enerji değişimini yazmışız. Evet, bakalım yanlış ifade kullanmıyor. Kütlesel debi yağla çalışıyoruz. Yağın yoğunluğu çarpı hacimsel debi bize kütlesel debiyi verir. Bunu biraz önce de çalışmıştık. Kütlesel debi, tamam. Yağın yoğunluğu belli 850 kilogram bölü metreküp. 0,15 metreküp bölü saniye de verilmiş. Hacimsel debi verilmiş 1 metreküp bölü saniye. Buradan hemen kütlesel debi hesaplayabiliriz. Bize eşitlik de lazım. 127,5 kilogram bölü saniye hesaplamışız. Arkadaşlar eşitliğimiz içinde hızlar var. Bu hızların sayısal değerini hesaplamamız şart. Nereden hesaplayacağız? Elimizde kütlesel debi veya hacimsel debi varsa hesaplayabiliriz. Şimdi yağ sıkıştırılamaz bir eleman. Onun için hacimsel debi ve kütlesel debi giriş ve çıkışta değişmez. Sıkıştırılabilir bir eleman gaz olsaydı o değişirdi ki o ayrıntıyı ilerleyen derslerde ele alacağız. Kütlesel debinin tanımı ne? Hız çarpı kesit alanı. Bize hız lazımsa işte buradan bulabiliriz. Ama kesit alanı çaplar değiştiği için değişiyor. Tamam. Buradan hızı çekelim. Hız eşittir. Hacimsel debi bölü kesit alanı. D1 ve D2 çapını bize vermiş. Bunları metreye çevirip kesit alanını, tabii ki boru kesit alanı arkadaşlar, pi çarpı büyük T çaptır. Yani pi çarpı çapın karesi bölü 4. Yarı çap verseydi pi r kare alacaktık. Evet, bunları yerine koyalım. Sayısal değerleri çalışırsınız. Biri 28.78 metre bölü saniye çıkıyor. Biri 15.78 metre bölü saniye çıkıyor. Arkadaşlar giriş çapı küçük. Neye göre küçük? Çıkış çapına göre. Buraya demişiz ki biz çap arttı, hız azaldı. Yani mühendisçede işi yorumluyoruz. Tabii ki şu kütlesel veya hacimsel debi değişmeyeceğine göre burada hızlar değişecek. Neyse. Kod farkını da vermiş. Z2-Z1 30 cm olarak soruda vermiş. 0,3 metre olarak alacağız. Hani şurada bize kod farkı lazım ya. Yukarıda onu kullanacağız. Gelelim
Arkadaşlar akış işindeki değişime. Yine buraya yazmışız. Sıvılarda özgül hacim ve yoğunluk değişimi önemsizdir. Sıkıştırılamaz akışkanlar için V1 eşittir V2 veya V olarak alabiliriz. Yani şuradaki yazdığımız durumu V çarpı P2 eksi P1 olarak yazabiliriz. Bize soru P2 eksi P1'i vermişler tabii P olarak. Tamam. Orada da sayısal değerleri yerine koyalım. Yağın özgül hacmi belli değil, yoğunluğu belli. O zaman özgül hacim yoğunluğun tersi 1 bölü rho yoğunluk yazabiliriz. Delta P de elimizde var. Sayısal değerleri yerine yazalım. Yazdık. Bu akış işindeki değişimi 570.59 joule olarak buluruz. Çok güzel. Yukarıdaki şu genel denklem için her şeyi belirlemiş olduk. Yani buradan mekanik enerjiyi sayısı olarak bulabiliriz. Arkadaşlar, mekanik enerjiyi sayısı olarak bulacağız. Şöyle bir kontrol edelim. Birimlerde hata yapmadık. Bakın buraya joule yazdık. Burayı metre bölü saniyenin karesi olarak yazdık. Arkadaşlar şurayı kilojül yazsaydık, yani ileride yine söyleyeceğiz. Burayı bine bölmek zorundaydık. Yani birimlere çok dikkat edelim. Burada herhangi bir hata yapmadık. Neyse, bütün işlemleri yapınca şöyle büyük bir sayı çıkıyor watt biriminde. Biz onu kilovata çevirirsek 53.55 kilovatlık bir milişi veya milişi mekanik enerji değişime eşit ideal durumda 53.55 kilovat olarak bulduk. Arkadaşlar biz buna yararlı pompa gücü de diyoruz. Yani ideal pompanın yararlı pompa gücü olarak da isimlendiriliyor. 53.55 kilovat ideal durumu bulduk. Tamam, uzatmayalım. Bu pompanın çalışması için 53.55 kilovatlık bir güce ihtiyaç vardır. 65 kW'lık elektrik enerji girişi verilmiş bize. Bu giriş ile %90 verimli motor çalıştırılıyor. Yani motorun verimi verildiğine göre motor kullandığı elektrik enerjisinin %90 kadarını mile aktarabiliyor. Verimler önemli. Bu 65 kW'lık elektriğin hepsini kullansa motor %100 verimli olacak. Ama %90 verimli ise 65'in ancak %90'ını kullanabiliyor. Yani gerçekte mille motordan aktarılan güç 58,5 kW. Gerçek durum. Bizim pompaya 58,5 kW aktarılıyor ama pompanın ideal durumda 53.55 kW kullandığını, yani pompaya ideal durumda mekanik enerji değişimi, pompadaki mekanik enerji değişimi 53.55 kW. Gerçekte 58,5 güç aktarılıyor. O zaman bu pompanın verimi %100 değil. %100 de olsa şu iki değerin birbiriyle aynı olması gerekecek. Evet, o zaman bunu eşitlik halinde yazarsak pompanın yararlı gücü ideal durumdaki durumu ele aldığımızda pompanın yararlı gücü olarak yazacağız demiştik. Pompada mile motordan aktarılan güç gerçekte şu değerde ise buradan pompanın verimini bulabiliriz. Pompanın verimi çarpı mile motordan aktarılan güç bize yararlı pompa gücünü verecek. 53.55 kW ideal durumdaki yararlı pompa gücü. Mile motordan aktarılan gerçek güç 58,5 kW. Pompa %100 verimde olmadığı için zaten bu ikisinin oranı bize 0.91 veya %91,5 olarak pompa verimini verecek. Pompa girişi ile çıkışı arasındaki uzaklık 0,3 metre olarak bize verilmişti. Göreceli olarak küçük olduğu için bazı durumlarda hesaba katılmasa da olur. Arkadaşlar hani böyle bir soruyla karşılaştığınız, H verilmemiş, hiç önemli değil. Demek ki orada dikkate almıyoruz. Sonucu çok etkilemez. Not birimiz bu, önemli. İleride hani herhangi bir soruyla karşılaştığınızda her soruya mühendisçe yaklaşacaksınız. Not 2, pompa motor çiftinin verimi. Hani burada dedi ki pompa ile motor birbirine bağlı. Bu çift nasıl çalışıyor? Biri %91 verimde, biri %90 verimde. İkisini bağladık arkadaşlar. Kural gereği çarpımdır. Ve verimleri bakın, birleşik sistemlerde verim düşüyor.
Yani ne kadar verimli sistem kullanırsak kullanalım, bunları çarptıkça verim düşecek. Mühendisliğin önemli bir problemi. Evet. Dersimizi bitirmeden dedik, bugün önemli sorular çözüyoruz. Pardon, bir duruma daha bakalım. Şuradan. Evet. Aynı soruyu bir daha ele almışım arkadaşlar. Hani bunu uzatmayacağım. Şimdi arkadaşlar, biz termodinamiğin birinci yasasını öğrendik ama biraz önce soruyu mekanik enerjiyle çözdük. Direkt mekanik enerji bilgilerini ele alarak soruyu çözebiliriz. Çok güzel, çözdük. Ama biz artık termodinamiğin birinci yasasını da öğrendik. İstediğimiz gibi çözeriz. Bu ikinci yaklaşıma da bakalım. E giren eksiye çıkan eşittir delta sistem dedik, birinci yasa. Arkadaşlar her problemde ne dedik? Birinci yasayı kullanacağız ve eşitliği yazacağız. Ondan sonra özel durumlara bakacağız. Hemen sisteme bakacağız. Sistem nedir? Kütle giriş çıkışı var. Açık sistem. Kapalı sistem mi, açık sistem mi belirlememiz şart. Hemen bakacağız. Hani yine konuştuk bunu. Kütlesel debi veya hacimsel debi girişleri birbirine eşit mi? Sıkıştırılamaz akışkanlarda eşittir. Ve sürekli akış vardır. Ne dedik biz? Sürekli akış varsa delta sistem sıfır olacak. Çok güzel. Bu genel eşitliği yazdık. Hemen delta sisteme sıfır yazalım. E gireni değerlendirelim. Kütle var. E kütleyle giriş var. Çıkış da var. Ama iş var. VMIL var. Tamam. Isı yok. İş yok. Çıkışta. İş yok. Isı yok. Çok güzel olarak 3 tane giriş çıkışı değerlendirdik. Var yok yazdık. Bu genel eşitliğimizi özel hale getirirsek E kütle 1 var. Artı V mil var. Tamam. Bir de eksi E kütle 2 var. Eşittir 0. Sürekli akışta. Çok güzel. Bu sefer tekrar düzenleyelim. Mil işini burada başa almışız. Tamam. O zaman E kütle 2 eksi E kütle 1 olarak mili yazarız. Arkadaşlar bu soruyu sadece ideal durum için ele aldım. Amacımız termodinamiğin birinci yasasını uygularsak problemi nasıl ele alacağız? Şu duruma indirgedik soruyu. O zaman bu E kütleleri açalım. Bunları ne demiştik biz? Watt biriminde yazacaksak kütlesel debi çarpı iç enerji değişimi, kütlesel debi çarpı kinetik enerji değişimi, kütlesel debi çarpı potansiyel enerji değişimi ve kütlesel debi çarpı akış işi değişimi, yani basınçların değişimi. Arkadaşlar pompada ne dedik? Yani şuradaki iç enerji değişimi önemsizdir. Gerçekten önemsizdir. Onu sıfır alabiliriz. Sonucu etkilemez. İç enerji değişimi sıfır alınabilir. Ama diğer değişimleri sıfır alamıyoruz. Bunları uzatmayacağım. Tek tek ele aldığımda kinetik enerji değişimi eksi çıkmış. Tamam. Ne yapıyorsak matematik olarak o. Potansiyel enerji değişimi belli bir değerde çıkmış. Ama arkadaşlar bakın kilovata çevirmişim ben. Biri eksi 19, biri 0,38. Yani ihmal edilebilir demişim yine kilovata çevirmişim. Biri potansiyel enerji değişimi çok küçük olduğu için ihmal edilebilir. Basınç değişimi bize verilmişti. Akış içi değişimi 72,75 kilovat olarak direkt yazmışım buraya ben. Çünkü 485 kilopaskal almışım. Birimlere hep dikkat. Evet, mil olarak yukarıda yazdığımız eşitliği, mil gücü olarak yazdığımız eşitliği, kütleyle enerji giriş çıkışı farkı olarak ele alırsak 53,56 buluyoruz. Biraz önce de 53,55 bulmuştuk. Yani ufak tefek sayısal değerlerde değişiklik olabilir. Yuvarlamadan dolayı tabii ki bu. Burada 53,56 kilovat bulduk. Aynı şeyi bulduk. Bu yaklaşımı yaptık. Yine buraya yazmışım ben. Pompanın verimi %100 ise ideal pompada milin pompaya aktarılması gereken minimum güç 53,56 kW olmalıdır. Evet. Arkadaşlar ders 2'yi de güzelce yapmaya çalıştık. Ders 3'te görüşmek üzere. Bu derslerin devamı için abone olmanız benim için önemli. Herkese kolaylıklar dilerim.